altın sayfalarında yer alan, en büyük zaferlerimizden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 150. yıl dönümü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz 18 Mart Çanakkale Zaferi Şehitler Anma Programı'na hoş geldiniz. Programımız, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması, 18 Mart Çanakkale şiiri, Çanakkale Zaferi Türkleri ve sahne gösterisi, Bir Yolcu'ya şiiri arz ederim. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden Aziz Şehitlerimizin faaliyet kurularına bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde sizler varlığını okumaya davet ediyorum. Savaşları diye adlandırılan günü hatırlamak, ondan ders almak, ileriye daha yeni adımlara yürüyebilmek için neler yapılması gerekir? Bunlarla ilgili görüşmek üzere. Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı süresince gelişen Anadolu'yu işgale gelen, daha açıkçası Türk topraklarını işgale gelen İtilaf Devletlerine verilmiş olan en güzel cevaplardan birisi. Öyle bir savaştır ki 7 dönüm
Tüvek gelmiş. Ancak vatanını can siperane savunan bir Türk ordusu karşılarında görmüşler. Bu savaş öyle gözümüzde canlandırabileceğimiz bir savaş şeklinde geçmemiştir. Bunu en güzel şekilde Mehmet Akif Ersoy Çanakkale adlı şiirinde tanımlıyor. Bu savaştan çok büyük dersler almak lazım. Bu savaşı çok iyi özümlemek lazım. O nedenle Cihat Atatürk'ün Büyük Tutkunu okumanızı tavsiye ederim. Burada o tutkunun içerisinde bu devlet nasıl kurulmuş, nereye kadar gelmiş, neler yapılmış hepsini görmeniz mümkündür. Türk insanının topraklarını savunmak için nelere kadir olduğunu, neler yapabileceğini gösteren, bize özetleyen savaşlardan birisidir. Onun için yüce ezcadımızı unutmayalım. Bize bu toprakları bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran o insanları unutmayalım. Onları hep yad edelim. Mustafa Kemal'in ilk tarih sahnesinde çıkışı, tanınması, İtilaf Devletleri tarafından bile gıptayla izlenmesi Çanakkale ile başlamıştır. Ki bundan bir süre sonra o ve arkadaşları Samsun'a çıkarak Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlamışlardır. Ne mutlu bizlere ki onların torunlarıyız. Sevgili gençler, sevgili öğrenciler, bu vatan bize güle oynaya bırakılmamış. O nedenle günümüzde sizler de şahit oluyorsunuz. Dünyada olumsuz örnekleri olan bir savaş süreci var. Onun için uyanık olacağız. Toprağımıza sahip çıkacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Ve geçmiş tarihimizi iyi bileceğiz. Ben sözlerimi burada bitirirken onları sizin nezdinizde yad ediyorum. Ve size bir tavsiye daha etmek istiyorum. O da gençliğe hitabeyi iyi okuyunuz, iyi öğreniniz. Onun içerisinde nereden gelip nereye doğru gideceğimizi kısaca bir özet vardır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çanakkale, cihan durdukça övün. Ömründe göstermedin. Bir düşmana bir düğün. Sen bir büyük milletin savaşı girdiği gün, başına 100 milletin düşüştüğü yersin. Okulumuz öğrencilerinden Elif Ecrin Seven ve Ahmet Yaman Aydın'ı 18 Mart Çanakkale adlı şiir okumak üzere sahneye davet ediyorum. Sarmıştı her yanı, kapkırı bir geceydi. Yağmur bardaktan boşanırcasına sarmak gibi yoruldu. Yedi düvenin gemilerinden yükselen top, tüfek sesleri her yanı inletiyordu. Mustafa Kemal'in askerleri aslanlar gibi dövüşüyordu. Ve Çanakkale kahramanca düşmana selam veriyordu. Kükrüyordu tepeden Mustafa Kemal. Vatanına ayak basacaksa düşman, yaşamanın ne gereği var? En son nefer ölünceye kadar döşeceksiniz aslanlar. Görecek bütün dünya. Ne aslanlar doğurulmuş. Emneler, Hatçeler, Ayşeler, Fatmalar. Vatan, toprak, bayrak, istiklal diyen, kendi canı uğruna bize bugünü veren, gencecik yaşında kara toprağa giren Türk askeri, ruhun şad olsun. Şimdi okulumuz müzik öğretmenleri, drama öğretmeni,
ve öğrencilerimizin hazırlamış olduğu Çanakkale'de ve sahne gösterisiyle sizi baş başa bırakıyorum. Thank you.
Thank you.
Gitti de gel.
Programımız burada sona ermiştir. Sizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.